Normalde bir difrize 250'şer gramlar tüketilmesi doğal olduğu için çabuk dışarıda kuruma özelliğe sahip. Onun için 250'şer gram difrize atacaksınız. Orada yediğiniz gün aşağıya buzdolabının altına koyacaksınız. Ondan sonra tüketeceksiniz. Tabii. Kaç lira kilosu? Kilosu 40 lira şu anda. Mesela Avrupa'da 50 euroya kilosu ithal geliyor Türkiye'ye. Şimdi efendim şunu da söyleyeyim. Hani lezzetine kefil olduğumuz şeylerden bahsediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hani Kars'a geldiğiniz zaman alınabilecek ürünlerden bahsettik. Hepsinin fiyatlarını da verdik değil mi Mutlucuğum? Eksiğimiz yok. Fiyatları da verdik. Artık internet diye bir sistem var zaten. Eskiden Kars'a biri gelecek de sipariş vereceğim de alacağım da şimdi iki tuşla tık 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 hop tık tık hop. Direkt mideye tabii. Hepsi gidiyor. Onun dışında petek ballar var. Yani bu bölge gerçekten hani süt ürünlerinde Türkiye'nin en değerli, en güzel bölgesi rahatlıkla diyebiliriz. Efendim bilgileri aldık. Teşekkür ediyoruz. Efendim Kars sokaklarında geziyoruz. Biz soğuk dedik. Amcamdan dünya bir laf yedik. Amcam selamlar. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim vallahi. Kafam da aç. Ya biz üşüyoruz amcam. Ne üşüyecek? Kars'ta ne var? Şimdi üşüme var. 1,5 metre korunacağız. Şimdi üşünmez mi? Yok. Peki biz niye üşüyoruz? Siz naylon çocuğuysunuz. Neyimiz naylon? Aslan gibi Anadolu çocuğuyuz. Yaş kaç amcam? He. Yaş kaç? 79. Maşallah neredeyse 80. Kışın nasıl geçiyor hayat Kars'ta? Biraz zorluk var. Zorluksız değil. Masraflıdır. Fakat biz alışmışız. Bize ne var? Biz böyle geldik, böyle gideceğiz. Yengem nerede? Yenge de köyde. Köyde? Çalışıyor mu o da? İş hayır, yapar boş. Mı? İş tutar mı? Ne işi oğlum? Sana şimdi çorba hazırlamıyor mu? Yok, hiç hazırlamıyor. Sana kim yemek yediriyor, kim karnını doyuruyor? Benim o kadar füsun var herkes, herkes bir taraftan bakıyor. Diyorsun ki biz naylonuz öyle mi? Ya naylonsuz ya nasıl olur? Ya kavga, kavga da denir mi bu amcam ya? Kavga da denmez insana bu ya. Ya Allah Allah. Oğlum ben de kalktım, biz çarırla büyüdük. Siz naylonla büyüdünüz oğlum, biz çarırla büyüdük. Biz çarık gömleksiz, donsuz. Vallahi öyle. Babam iki bir koyunu var, biz gene o çarırla geziyorduk. Baba hiç vermedi mi? He? Şimdi Allah senin... rahmet versin canım onu bırak. Şimdi senin kaç koyun kaldı? Köyde? Benim hiç koyun bir tane keçim var. Peki hadi hayırlı günler amcam. Sağ ol. Yavrum. Söyle amcam. Şimdi şaka maka o tarafa. O Allah'a inan biz çarığını. Ya yok köyden Kars'a geliyoruz. Deri bu ayakkabıların altı var ya ayağın altı. Derisi şeyden kalkırdı. Dondan kalkırdı. Şimdi Allah'a şükür her şey bul. Herkes yiyir içir ama kıymetini bilen yoktur. Doğru söylüyorsun ama vallahi haklısın. Bak gençler üşüyor. Gençler üşüyor. İhtiyarların maşallahı var. Biz gençlerden biz niye biliyoruz? Sarıya da çok yemişler ondan sonra. Sarıya. Sen. Ben sarıya yiyorum. Sarıya. Sarıya yiyorum. Bal yiyorum. Demek ki Mutlu buraya geldik mi biz de sarıya yiyorum. Satmıyor. 30 inekim var. Hepsini de ben kendim yiyorum. Kendim yönetirim, kendim yiyorum. Sende para var desene. Var çok şükür. Ama yürüyüşten belli. Ağa yürüyüşü. Şöyle bir... Bu vilayetin en namuslu adamıdır. Sende kaç inek var? Bende 20 tane inek var. Biz tam ağaların yanına gelmişiz ya vallahi. Hep 30 inek birinde, 20 inek birinde. Var şükür Allah, Allah vermiş çok şükür. 7 tane oğlum var. İstanbul'da da şükür Allah. Kızı kaç tane var? Kız yok. 7 tane oğlan. 11 tane, 4'ü öldü, 7 tanesi sağ şükür Allah. Vallahi helal olsun. Abi sen de fazla üşümüyorsun ha? Yok. Allah'a şükür Allah bize vücut vermiş. Bize de vermiş de. Size vermiş ama herkesin bir dayanışı. Ya vallahi burada var ya üşüyoruz, ihtiyarların yanında üşüyoruz demeyeceksin. Dedim mi dünyanın lafını yiyorsun. Peki sen de hiç bozuntuya vermiyorsun ama hafiften nasıl titrişsen var ya. Yok. Yok eğer sen bir deneme yaparsan ben 72 yaşındayım. Gidek buzun üstünde soyunak yıkanak. Şimdi desem ki ikimiz beraber kaleye yarış yapalım. Yok yarış yapamam.
Yürüme yok. Ama diyorsun ki soğuk suya girelim. Soğuk suya girelim. Ben nereden abi, ben sokağa zor çıkıyorum ya vallahi. Hadi selametle, Allah razı olsun. Hadi siz de selametle. Dolu dolu Anadolu'ya, Kars'ta devam ediyoruz. Şimdi efendim, Sarıkamış, Kayak, Kars'ın gezilecek yerleri. Geldiğiniz zaman Kars'ta insanın aklına şu soru geliyor. Hani konaklama için ne gibi şanslarımız var? Artı bu kadar soğuk havada gece sıcak uyuyabiliyor musunuz? Öncesini söyleyeyim, çok rahat, çok sıcak uyuyabiliyorsunuz. Merhaba. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasıl Kars'ta sezon? Kars'ta bu kış sezonu Sarıkamış Şehitlerinin ama programı dolayısıyla yoğun bir sezon geçiyoruz. Ve önümüzdeki yaz sezonunda büyük bir talep bekliyoruz Kars'a geçen seneye oranla. Sarıkamış buraya kaç kilometre şehir merkezine? Sarıkamış şehir merkezine 55 kilometre. Sarıkamış'ta mesela bir sömestr tatili yaklaşıyor ya da belli uzun kış tatillerinde herhalde otellerde bir yetmeme durumu oluyor. O zaman şehir otellerinde kapasite daha hazır, imdada yetişiyor musunuz? Tabii ki kış turizminin yaygın olduğu Sarıkamış'ta otel kapasiteleri doluluk oranlarına ulaştıktan sonra şehir otelleri kalan mevcutu karşılayabilecek yatak kapasitesine sahip şu anda zaten. Peki fiyat karşılaştırması yaptığımız zaman şehir merkezinde genelde Kars'a gelen vatandaşlarımız kaç liraya kalabilir kış sezonunda? Kış sezonunda şehir merkezinde gelen misafirlerimiz ortalama otel bazında genel olarak 50 lirayla 120-130 lira arası oda kahvaltı fiyatlara kalabilirler kişi başı. Peki şehrin bir özelliği havaalanına yakın olması bir şehrin galiba. Havaalanı kaç kilometre? Doğrudur. Havaalanına şehir merkezimiz 3 kilometre mesafede. Peki gelen misafirleri de herhalde herkesi Kars'a davet ediyorsunuz değil mi turizmciler olarak? Yerli ve yabancı bütün gelmek isteyen misafirlerimize en iyi şekilde ağırlayacağımıza garanti veriyoruz. Hepsini de Kars'a bekliyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Dolu dolu Anadolu'nun bu haftada sonuna geldik efendim. Bu hafta Kars'taydık. Hani soğuk hava insanların sıcaklığıyla bize çok güzel bir program hazırlattı. Gerçekten tanıdığımız tanımadığımız tüm Karslı dostlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bence Kars dört mevsim görülmeye değer bir yer. Sarıkamış'ı ayrı güzel, çevresi ayrı güzel, peyniri kazı ayrı güzel. Şimdi efendim lakabıyla söyleyeyim, Radikal Hüseyin ve kardeşi Hasan'a buradan selamlarımı, teşekkürlerimi yolluyorum. Sevgili Murat Çelebi'ye, Murat abiye de buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta kameraman arkadaşım Mutlu Şahin'di. Gerçekten bu soğukta sizlere güzel görüntüler sunabilmek için bayağı yoğun çalıştı. Yalçın'la Serkan sıcak havadaydı ama onlar da eminim, daha doğrusu sizin beğenmeniz önemli, güzel bir Kars programı hazırladılar. Programla ilgili yorumlarınız için elektronik posta adresim mertsavaş@kanaltürk.com.tr. Twitter'dan da bizi takip edebilirsiniz. Adresim mertsavaş08. Haftaya güzel ülkemizin başka bir cennet köşesinde sizlerle beraber olacağız. Mutlu Şahin'in çektiği görüntülerden hazırladığımız Kars klibiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.